Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz videolarımız biraz gecikiyor bu aralar, kusura bakmayın. Başımızda işler var, işte bu bizim kızın nişan işleri falan, onlarla uğraşıyoruz. Arkadaşlar şu anda hava çok güzel. Görüyorsunuz biz de taklacıların neyini yapacağız arkadaşlar? Aylık bakımını yapıyoruz. Bakınız şöyle göstereyim. Tertemiz ettik gene. Elektrik süpürgesine çektim. Ama oyun kuşlarımız burada. Hepsi arkadaşlar kapalı. Şöyle göstereyim. Yalnız biliyorsunuz ızgaraları arkadaşlar kümesin ne o? Altında. Onları önce bir ıslatıyoruz. Ondan sonra ne yapıyorduk? Kabarınca biraz tanzikli su tutuyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey yaptık. Bakınız normal el fırçasını matkaba bağladım arkadaşlar. İstersen benim birader bir çeksin. Bakınız şöyle tut ya. Nasıl yaptığımızı arkadaşlar basit. Bakınız o tam ortadan merkezden deldim. Şöyle göstereyim. Buna bir tane vida attım. Bunlar biliyorsunuz hani çıkması zor oluyor. Ama bak şöyle yakından gösterelim. Üstüne çıkıyorum. Dostlar bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Hiç çıkmayan şeye bakın. Yani size bir iyi fikir olsun ızgara yıkacak olanlara. Dostlar bir bakın bir. Bilmiyorum farkı görebiliyorsunuz mu? Harika oluyor. Temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Bugün hava güzel. Bakın dostlar. Şimdi üzerine biraz şöyle tutayım. Onu da göstersin Cihan. Bakın arkadaşlar. Biraz kabardıktan sonra şu fırçayla geçtik. Bakın sistem bu. Nasıl oldu arkadaşlar? Cam gibi değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Tam ortadan delin çünkü balansı sağlaması lazım. Bu bildiğimiz halı yıkama fırçası mı oluyor? Ne oluyor? Öyle bir fırça. Aynen. Ortadan deldim. Vida attım arkadaşlar şöyle sağlam bir şekilde. Ama acayip işi görüyor. Çünkü öbür türlü bayağı uzun zaman alıyor ıslatıp şey yapması. Hem de güzel temizliyor yani. Her yere giriyor arkadaşlar bakın. Bakın. Vallahi 10 numara oldu. Ben bunu aslında duşakabinin camlarını yıkamak için yapmıştım ama buraya şahane oldu. Neyse arkadaşlar birazdan bunları da temizleyeceğiz. Bakalım belki bizim şeylerle falan salarız gene yavruları. Oyun kuşlarımız kapalı. Bugün temizlik günü. Arkadaşlar şunları bitirelim. Kümesin bitmiş halini çekeriz. Lütfen şöyle emeğe saygı gösterin arkadaşlar. Halimize bir bakın. Bahçe falan. Bakın. Birader de öğrendi. Bakın arkadaşlar. Çok şahane yapıyor ya. Çok güzel yapıyor. Tertemiz. Neyse arkadaşlar belki birinize ne o yardımcı olur veya ızgaraları temizlemek isteyenler. Tabi bunun makinesi vardı bende. Ne diyorlar buna? Hani yüksek basınçlı makine. Ama hortumda da o işi görüyoruz. Ve ondan sonra basıp bu şekil yapıyoruz dostlar. Bakınız hava çok güzel. Kümeslerin içi leş gibi. Şimdi bunları da temizleyeceğiz. Şu anda taklacıların kümesini bitirelim. Dostlarım bunların biliyorsunuz ben aylık bakımlarını böyle yapıyorum. Bakın ondan sonra şeyleri de çıkardık. Onları da temizledik. Altları tertemiz. Şöyle göstereyim. Yani aylık bu şekil yapıyorum. Havalandırmamız açık dostlar. Birader de bak sağ olsun Cihan orada yardım ediyor bize bugün. Şunları bir temizleyelim. Ondan sonra görüşelim. Belki erkekleri falan salarız. Mükemmel bir hava var. Lütfen arkadaşlar şöyle bir parmaklarınızı kaldırın. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar yeniden merhaba. Herkese selam olsun tekrardan. Dostlar benim aylık taklacı kümesimin temizliği bakınız. Dostlar her taraf parıl parıl. Her yere varıncaya kadar gene yıkadık. Tertemiz ettik. Bütün ızgaraların altları. Ondan sonra yuvalıklar. Parıl parıl oldu arkadaşlar. Soluklar zaten keza ona keza. Görüyorsunuz dostlar. Biraz bakımla ne hallere getirebiliyorsunuz. Tabii ben bu kümesi burayı aylık yapıyorum ha. Şu ne o? Yemlik üstünü falan kazıyorum bazen ama bunları aylık yapıyorum. Çünkü ızgara olduğu için. Şimdi arkadaşlar yapacağımız iş ne yapacağız biliyor musunuz? Birazdan şuraya geçelim. Bakınız temizliğimiz bayağı bitti. Şimdi erkekler de salalım dostlar. Bu kümesleri havayı yiyken burayı da temizleyelim. Şöyle bakın acayip tüy beyler ya. Haydi şu tüye bakın dostlar ya. Hem bu havada hem bir banyo yapsınlar dostlar. Bakalım içeride kimler var. Kırmızı var mı? Var. %100. Bakın bu da bizim
alıştırmaya çalıştığımız genç erkek. Çok ürkek, yeni yerine alışmadı daha. Bunları da salalım arkadaşlar. Buraya. Bakın arkadaşlar, bakın. Allah'ınızı severseniz. Görüyor musunuz? Her gün temizlenen kümes. Acayip tüy dolu. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Dediğim gibi 15-20 günümüz var. Erkeklere şöyle bir bakın dostlar. Bunlar uçsun. Buranın temizliği, sonra yavrular. Belki gene şeyi salarız. Neydi o? Bizim kaplanı. Kaplan bayağı artık buraya adapte olmaya başladı dostlar. Görüyorsunuz ön tarafa çıkıyor. Bakalım nasip. Hava güzelken çekelim. Değişik bir video olsun böyle. Temizlik sisteminde gördünüz temini. O bir fırçayla bir matkap, şarjlı matkapla çok güzel oldu. Bir daha göstereyim isterseniz. Aralarda biriken dışkıları da aldı. Götürdü arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Çok basit bir fırça beyler. Tam merkezi bulun yalnız dönmesi için. Bildiğimiz halı fırçası. Bunun yuvarlağı olsa daha iyi olur. Onu da bulursanız size bir dipnot olsun. Şu anda maşallah bakınız dostlar, herkes kuşların hastalığından müzdarip. Canlı yayınlara söyledim. Kuşlarınız böyle aktif değilse bilin ki zaten bir rahatsızlık vardır. Bu mevsimde getireceğiniz, dışarıdan getireceğiniz kuşlar veya tuttuğunuz bir kuş, dışarıda kalmış bir kuşunuz varsa direkt hemen kümese atmayın dostlar. Mutlaka bir kür yapın veya bir ayırın. Şu anda benim kuşlarımın dışkıları böyle dostlarım. Görebilirsiniz. Zaten gördüğünüz bu hareketlerini anlayabiliyorsunuz. Neyse dostlarım, biz bakalım orayı da temizleyelim. Ondan sonra neler olur görüşelim. Dostlar tekrardan merhaba. Vallahi banyo tuzlu şeyimizi verdik. Kuşların banyosunu verdik. Biraz da banyo yapsınlar. Daha kümesi temizlemedik. Şu anda kahve mavi içiyoruz. Ondan sonra kümesi temizleyip bunları içeri alacağız. Arkasından da yavruları deneriz bakalım arkadaşlar. Şu anda bakınız. Çok tüy var beyler. Normal değil yani. Yani biz şey yaptık ya. Bunları yarış esnasında karartma yaptık. Taklacılar neredeyse bitirdi. Onların altını temizledik. Bir tane tek tük telek çıktı ama burası berbat beyler ya. İşte bu da karartmanın şeyleri. Bakalım. Şöyle şu hallerine bir bakın. Her yerden tüy akıyor. Kırmızının haline falan bakın. Güzel bir banyo yapsınlar. İçeri temizleyip içeri alalım. Ondan sonra da yavruları salalım. Görüşelim bakalım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Erkeklerin bölümü bitti. Şimdi bunları içeri alalım. Bakın birader ne yapıyor. Hangisi o? 88. Gel Cihan, o yemliği ver. Görüyor musun? Gel. Gel. Bak bak bak. Arkadaşlar bakın. Biraderin elinde. Gel. Gel. Şunları bir yem verelim. Bugün uzun video olacak arkadaşlar. Vallahi billahi baştan aşağı temizlik yapıyoruz. Erkeklere saldık, uçurduk. Bakınız banyo tuzunu verdik. Arkadaşlar temin banyo yaptırdık. Şimdi yemlemesini yapalım. Ondan sonra yavrulara geçelim. Bayağı uzun video olacak. Gel. Bakınız çok aşırı tüy var beyler. Çok. Temin de anlattım ya. Biz tabii geciktirdiğimiz için bunlar böyle oluyor. Taklacılar neredeyse tüy işini bitirdi. Kırmızı nerede Cihan? Gel gel. Kırmızı şöyle. Kapatalım dostlar. Yemler. Ha geldi. Evet. Yavrulara geçelim. Görüşelim. Lütfen şu parmaklarınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Vallahi yorulduk arkadaşlar. Sabah beri uğraşıyoruz. Görüşelim. Dostlar şimdi de yavrularımıza bakın. Şöyle göstereyim. Mükemmel olmaya başladılar. Görüyor musunuz? Apaç içeride. Apaç dediğime bakmayın. Kaplan. Haydi. Bunlar çok uçuyor arkadaşlar. Vallahi maşallah. Bunlar bayağı tüyünü düzdü. Şuraya bakın yalnız. Kaplanın son durumunu da göstereyim. Şimdi buraları da temizleyeceğiz. Kaplanı da birazdan salarız. Bakınız. Her gün temizlenmesine rağmen nasıl? Hele şu mevsimde. Şuralara bakın arkadaşlar ya. Tüye bakın. Bunları yemledim. Yavrular uçsun. Yavruları da indirelim. Onların da suluklarını falan tazeleyelim. Bakınız maşallah erkeklerimiz burada. Bakalım daha şu 63 şurayı almaya çalışıyor. Ne olacak bilmiyorum. Eş alana kadar problem yaratacak gibi. Ama şöyle kazan diplerini bir seyredin dostlar. Görüyor musunuz? Bu mevsimde maşallah iyi uçuyorlar. Hemen şurayı temizleyelim. Neydi o? Kaplanı da birazdan onlar inerken salacağım.
biraz daha fazla dışarıda bırakmak istiyorum ama çok cin gibi bir kuş bir kalkarsa bir sendeleyebilir. Bunlar tabii bak bu şekil giderse arkalarından gideceğim diye kaybolur. O yüzden bunlar tamamen uçmayı bıraktıktan sonra, buraya geldikten sonra salıyoruz. Bunları da hep anlattık. Görüşelim. Arkadaşlar yavrular vallahi 45-50 dakika güzel uçtu bu tüyde. Bakınız kaplanımız burada. Ben şimdi ne yapacağım biliyorsunuz mu? Üstü açmadan kaplanı buradan çıkarmaya uğraşacağım. Bakalım kendi çıkarsa. Gel. Şöyle bir görelim. Gel o. Gel. Bakalım ne yapacak? Köşeye pıstı kaldı içeride. Gel. Come on, come on. Bakın şimdi biraz cesaret gelecek. Evet, geliyor arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Bakın, bakın ilk defa oradan çıkacak. Heyecanlı. Gel. Maşallah arkadaşlar. Yavrular vallahi bu şeyde güzel uçtu. Bakın kaplana. Evet, biraz uzun video olur gibi ama bu arada bahçeye yağmur falan yağmadı. Bütün ızgaraları yıkadık ya arkadaşlar, o yüzden ıslandı her taraf. Ama pratik bir çözüm bulduk. Siz onu yuvarlak bir fırça bulursanız daha güzel olur arkadaşlar. Gerçekten ızgaraları jilet gibi yaptı. Bakınız kaplan arkadaşlar. Görüyor musunuz? Orada yem var. Gel, gel oğlum. Daha ilk defa oradan çıkacağı için bilmiyor arkadaşlar. Bakın. Biz hep elimizde bıraktık oraları. Bakalım. Dostlar. Evet. Bakınız şimdi. Görüyor musunuz paniği? Şeytan gibi vallahi. Bakın. Gözler havada. Yer hakimiyeti yapıyor. Oraya çıkarsa işte. Hep bunları savunduk. Bazı kardeşlerim abi ne zaman uçuracaksın diye söylüyor ya. Arkadaşlar kuş kendi uçması lazım. Sizi zorlamayacağınız. Zorlarsanız yavruyu sonu yüzden oluyor işte. Buradan arkaya bir gitse. Tamam. Bakın nasıl bakıyor etrafa, seyrediyor. Oradan ilk defa çıktı ama güzel bir kuş. Bakın. Bakın bakın. Görüyor musunuz? Gel. Şöyle yaklaştırayım. İyice görün dostlarım. Bakın. Gel 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 gel. Etrafı seziyor. Gel. Gel oğlum. Arkadaşlar bakın. Evet. İlk defa çatıya çıktı vallahi. Görüyor musunuz? İşte bu tehlikeli. Gördünüz mü? Gel, gel oğlum. Evet, kalktı. Bakın. Kümes üstünde kuş olmasa her zaman iyi. Gel. Ama cin gibi kuş beyler. Bugün bu tarafa atlarsa gel, gel, gel. Come on. Come on. Gel. Arkalara gitmesin, önemli değil. Gel, gel oğlum. Kom. Gel, gel. Bakın cin gibi vallahi. Kalkarsa başımıza iş dostlar. Come on, come on. Kom. Nasıl etrafı tanıyor, görüyor musunuz? İlk defa kümes boyu yukarısına çıktı. Gel, gel oğlum. Vallahi arkadaşlar çok tehlikeli işler. Bakın. Nerelere gidiyor? Gel, gel buraya, buraya, buraya. Gel. Bakın arkadaşlar. Gel. Evet. İlk ne o? Çatı deneyimimizi atlattık. Gel. Ama içeri girmekte biraz nazlanıyor bu aralar. Çünkü etrafı keşfetmeye çalışıyor. Tam onun için yabancı. Bakın şimdi hepsi girerse, o girmezse sıkıntı büyük arkadaşlar. Bakın gözü yukarıda. Çünkü ne yaptı? Şeyi aldı, tadını aldı havaya çıkmanın. Gel. Gel. İşte bunu bu arada bol yemle indirmeye çalışacağız. Gördünüz mü? Gelin. Gel bakayım. Gel. Gel. Evet. Hadi bakayım. Atla oğlum. Atla bit. Aferin. Arkadaşlar gördünüz mü? Eğitimimizin 3. kısmını da atlattık. En azından çatıyı biliyor artık. Geldiği zaman da hemen yemini vereceksiniz. Bakın bunlar da girdi. Dostlar. Maşallah. Çabuk öğreniyor. Gördünüz mü? Şöyle biraz yemini verelim. Güzel bir kuş oldu. Bir dakika şöyle şeyi büyütmüşüm. Gel bak. Artık yemden de korkmuyor, bizden de korkmuyor.
Abi orada ihtiyar bunu pek eline alamıyor arkadaşlar. Zaten kuşların hiçbirini alamıyor. Ama şükürler olsun. Bakınız gözünün önünde çatıya atladı geldi. Artık o oradan en azından mahalleyi gördü. Bayağı yüksek bir yer. Tabii ki yavaş yavaş olacaktır. Çok erken daha uçması için. Ama kendi kendine ben ellemiyorum. Görüyorsunuz kendi kalkıyor, kendi iniyor. Bunu yavaş yavaş da öğreteceğiz. Arkadaşlar burayı ben bir daha yemlerim. Erkekleri gördünüz. Maşallah tertemiz yaptık. Şuraya bakın dostlar. Bakın suya bakın. Allah'ını severseniz. Daha yeni temizlendi. İşte şu. Bu 63. Nalet olası. Burası değil senin yerin. Burası. Burayı yer almaya çalışıyor kendine. Ama tabii ki olmayacak böyle bir şey. Onu eşe atarken eşleriz. Şimdi arkadaşlar. Dedim ya. Bugün derin bir temizlik vardı. Bakınız. Dişilere yerler tertemiz oldu beyler. Ama şu tüye şöyle bir bakın. Arkadaşlar bu tüy nedir ya? Çok hızlı atıyorlar şu anda. 27 tanınmayacak halde. Ya hepsi tanınmayacak halde. Bakınız o Belçikalı da girdi tüye. Güzel bir kuş. Bakalım neler olur. Burayı da biraz sonra yemleyelim. Bakalım takmacılarımızdan akşama doğru uçurabilirsek kaldırırız. Yalnız şunu söyleyeceğim. Şu fırçayı anlattım zaten. Bakınız beyler. Kurudu şimdi. Maşallah. Görüyor musunuz içerisini? 10 numara maşallah. Şu miskiyi bir kaldıralım bakalım. Gel. Hani canlı yayınlara deli kız dediğimiz kuş. Arkadaşlar. Bir de bütün kuşlarımı bir gün çekmeye çalışacağım size dedim. Evet. Tek dakikaya kalktı ama. Güzel kalktı. Vallahi hava çok güzel beyler. O yüzden hemen bakınız. Akşam artık hemen hava kararıyor. Şuraya bakınız. 3.5 Türkiye'de 5.5. Bir de bunları çıkaralım arkadaşlar. Bir de bunları uçuralım. Ondan sonra ne olur? Bekleyip görürüz. Gördünüz. Temizlik. Böyle bir şey. Tertemiz ettik. Bunu da bakın arkadaşlar. Son zamanlarda uçurmaya başladım. Maşallah tüyünü düzdü bu. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bunlar maşallah canavar gibi dostlar. Ey ey sakin sakin. Bakalım bir sefer yaparsa da onun seferiyle videomuzu bitirelim. Bayağı uzun bir video oldu. İnşallah dediğim gibi bu videoya da ilginizi alakanızı eksik etmezsiniz. Bakınız kuş nasıl açıldı. Güzel tüylerini düzdükten sonra güzel güzel bir şeyler yapmaya başladılar tekrardan. Bakın. Çok kızgın. Bunu dişi diye beklerken erkek çıktı biliyorsunuz. Herkes buna deli kızıyordu canlı yayında. Gel. Görüyor musunuz kuşları? Maşallah arkadaşlar. İpek gibi oldular. Bu mevsim çok tehlikeli. Söyleyeyim arkadaşlar. Beni çok kişi arıyor. Recep Baba bana bir sürü kişi bağlıyor. Çok hastalık var. O yüzden arkadaşlar çok dikkat edin mevsim geçişleri ama ben her zaman söylüyorum yani bir cemre düştüğünde bir de arkadaşlar şeye girdiğimizde neydi o? Kışa girerken kuşlarınızın lütfen bakımını iyi yapın. Tüy düzenlere aşılarını vurun. Ondan sonra kürlerini yapın. Bakın böyle maşallah sağlıklı bir şekilde beslersiniz. Yoksa arkadaşlar bütün sezon harap oluyor. Ben ne diyorum? Kuşa özellikle kışın bakacaksınız diye söylüyorum arkadaşlar. Yazın ondan sonra zaten gerisi geliyor. Şu yem kutumuzu alalım. Bakın maşallah nasıl uçmaya başladı arkadaşlar. Ben bir seferini yakalayayım diye uğraşıyorum. Ondan sonra belki videomuza son veririz. Tabii bunların videolarını da gel. Şu yem kutusunu aldım. Bakınız bizim tarihi eser. Görüyorsunuz değil mi tüylerin üzerinde arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Allah en iyilerini siz sevgili dostlarıma versin arkadaşlar. Bize bunlar yetiyor. Ben bunlarla mutluyum. Siz de kendi elinizdekinize sahip çıkın. Gel. Gel bakın. Bakın. Bunu da kaldırayım. Bunu da görün arkadaşlar. İnşallah bir seferini yakalarız. Ondan sonra videoma son veririm. Bayağı uzun bir video olacak çünkü. Yavruyu uçurmaya başladım. Sıka giriyor beyler. Bu çok pis atıyordu böyle. Aynen böyle atıyordu. Bakın arkadaşlar.
Evet, maşallah. Maşallah koçuma. Evet, bir seferini yakaladık. Arkadaşlar video çok uzayacak. Ben bunları tabii TikTok'ta da uçuruyorum, görüyorsunuz. Bakınız kuş oynadı, bastı gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olacaktır yani. Eke kuş görüyorsunuz, bakın. Yavaş, sakin sakin. Maşallah gezinişe falan bakın. Görüyor musunuz? Gitti. Çok güzel yerlerden, yüksek yerlerden çok güzel atışları var arkadaşlar. Maşallah şu anda 7-8 tane böyle çıkarıyor. Güzel de geziniyor. Ama erkeğim çok beyler. Dişim çok az. O yüzden tepsi eş alamadığı için çok kızgın. Bakın o suya giriyor valla. Bakalım bir daha gelir mi? 10 dakika buradan oldu zaten. Arkadaşlar bakınız, onlar da şimdi banyoya gelecek ya. Ben bunları tek tek uçurayım diyordum. Nerede? Neyse beyler, bu uçar biraz geniş uçmaya başladı, güzel uçmaya başladı. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen ilginizi, alakanızı gene eksik etmeyin. Bakın ben bir şeyler yapmaya, anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Lütfen sizden tek istediğim şu parmak kaldırmanız, başka bir şey değil. Dışarıdan izleyenler de veya hiç kendini göstermeyenler de bir yorum yazarsa bizi ve sevenlerimizi mutlu eder. Canlı yayınlarımıza gelin. Pazartesi, çarşamba, cuma. Güzel oluyor arkadaşlar. Biz anlatmaya çalışıyoruz. Siz de inşallah aramıza gelip sorunuz varsa veya ne bileyim başka soracağınız bir şey varsa da gelip anlatabilirsiniz veya sorabilirsiniz. Biz de dilimizin döndüğünce cevap vermeye çalışırız. Bakınız kuş kızgın ama çok güzel atışları var arkadaşlar. Kapatıp geldi mi? Çok uzaktan kapatıp geliyor. Güzel geliyor. Nasip, dediğim gibi biz uçurmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bakın yahu, ıslatacaklar kendilerini yahu. Ben uçuracaktım bunları. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Tabii buldular suyu. Aslında teminki gibi banyo tuzlu su vermek lazım ama bunlar kendileri girdiler. Bakın kuş nerelerle geziyor. Arkadaşlar niye böyle panik yaptı? Evet. Niye yaptığını anladınız mı? He? Geldi Nalet. Bak 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 bak. Şşt. Şşt. Bu atmaca. Beyler bu atmaca. Allah'tan doğan değil, bakın. Gidiyor. Görüyor musunuz dostlar? Artık başladı yani. Kuş da ondan panik yaptı, anladık. Gidiyor. Bakınız hemen nasıl arkadaşlar. Çıktılar. Vay be. Nereye gitti bu? Aman başımıza iş almayalım dostlar ya. Nereye gitti kuş? Vallahi kuş bastı arkadaşlar ya. Gördü onu çünkü. Nereye gitti bakalım. Aha geldi şükür. Dur bakalım. Evet dostlar, dediğim gibi ilginizi, alakanızı bu videoda eksik etmeyin. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın dostlar. Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.